Hoş geldiniz. Hoş buldum. Adın ne hayatım? Esra. Nereden Ankara'sınız? Ablam. Hiç benzemiyorsunuz. Senin çünkü burnun estetik. Muhtemelen esten 12 gibi. Benim de estetik ama. Sen estetik mi? Estetik de çirkinleştirmiş. İlk kez bak bilemedin. Şimdi estetik ameliyatın ismi değişiklik yapmak değil. Adı üstüne daha estetik. Yani güzel bir görüntü yapmak ya. Senin hayatım Yunus Bülbül'ün burnuna dönüşmüş. Ama Trabzon'da yaptırdı ondan bence. Adamların normali o yani. Malatya'da yaptırsan böyle olacaktı. Hadi anlat bakalım, ne anlatacaksın? Üniversitedeki sevgilim aynı zaman dilimi içerisinde 5 kişiyle birden aldattı. 5. benim. O zaman seni 4 kişiyle aldattı. Yani bizim tespit ettiğimiz o kadar. Bugün kızla gece 2'ye kadar kafede oturduk. Sevgili çift arkadaşlarım var dedi. Oraya geçeceğim dedi. Aralarını ben düzeltiyorum dedi. Ben dedim ki sabahın saat 4'ü. Başına bir iş gelmesin. Götüreyim bırakayım arkadaşların evine kadar. Götürdüm. Diye o bıraktığım ikinci çocuğun eviymiş aslında. Sen yani bir de şoförlük yaptın. Yok, arabam yoktu. Yürüyerek götürdüm. Adın ne hayatım? Defne. Defne'cim, ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Peki ne anlatmak istiyorsunuz bize? Yani ben bir tane fetişimi anlatabilirim. Ne fetişi? Ay, fetiş değildi. Neydi? fantezi pardon. Ben çok karıştırdım, pardon. Fantezi. Anlat bakalım. Tuvalete oturuyorsunuz ya böyle. Ya ben otururken sadece göbeğimin bacağıma çok değmesinden hoşlanmadığım için... Rahatsız oluyorsun. O yüzden Alaturka tuvaleti sevmiyorsun. Yok, hayır. Havlu koyuyorum arasına. Paravan gibi. Yani misafirliğe gittiğim zaman da bunu yapıyorum. Tentene deyince hoşuma gitmiyor. Benim tarih olmam çok mu aşağılık? Çok kötü bir fantezi değil. Havluyla götünü silmiyorsun. Yok, hayır, öyle bir şey yapmıyorum. Zaten görülür yani öyle bir şey yapsam. Tek engel o yani. Evet Bebişko. Ben sıçış hikayesi anlatmak istiyorum. Anlatalım. Benim uzun bir ilişkim vardı. Bir gün dedim ki kahkül kestireceğim. O da dedi ki kestirme, ayrılırım dedi. Sana yakışmaz dedi. Ben de tamam dedim. Öbürsü gün gittim kahkül kestirdim. O da ayrıldı. Gerçekten ayrıldım. Ben de babamla ilgili bir şey anlatabilir miyim? Anlat, babanı da anlat. Babam annemi nikahına çağırıyor. Boşandıktan 3 ay sonra. Ondan sonra annem de gitmiyor. Sonra annemi arayıp trip atıyor. 20 yıllık hukukumuz var, çok darıldım. Fantazimi söyleyebilir miyim? Söyle. İnsanlara bir hak verilmesi. Hani hayatında sevdiği, kaybettiği bir insanı geri getirebilme hakkı. Geri getirip ne yapardın? Sarılırdım abi, ne yapar? İnsan sevdiğini ne yapar? Değişir, kimi sevdiğine. Çok yanlış kişiye sordum. Hoş geldin. Adın ne? Mahir. Mahir, ne iş yapıyorsun? Üniversite mezunum. Hangi üniversite? Artuklu. Artuklu'dan. Yemin ederim bilmiyordum. Cahilime verin. Ben de bilmiyordum. Bir sıçma hikayesi var abi. Evet. Arkadaşımla dershaneye gidiyorduk. Sınava hazırlanıyorduk. Benden ev adresi istedi. O köyde yaşıyordu. Ben de işte dedim arkadaşım kargo gelmiş. Dedi he dedi, haberim var. Ben de eve gittim. Babam dedi gel dedi. İşte kargon gelmiş falan. Baktım arkadaş şap sipariş etmiş. Şap oğlum, cinsel gücü bastıran bir şey değil mi? Aynen. Çocuk sınava çalışabilmek için ***'lük meselesini... Babam da benim zannetmiş de sen bu yaşta böyle şeylere falan. Asıl en ihtiyacı olan yaş onlar. İleride zaten doğal şap yaşadığın için. Grupta en mantıklı kişi arkadaşın en mantıksız baban gibi duruyor. Evet. Ben de benim değil dedim, arkadaşım dedim işte sınava odaklanması için falan. Bak dedi, arkadaşın ne düşünüyor, sen ne düşünüyorsun? Hiç böyle şeyleri düşünmüyorsun. Hiç yaramıyor. Bir alkışlayalım kardeşim. Arkadaşın kaç aldı sınavdan? O 80. Senden düşük aldı. Demek ki şapa gerek yokmuş. 31'i de aynı şeye getiriyormuş. Bir çarp hakkın var, birine hediye edeceksin, tamam mı? İlerleyen zamana. Karar verdiğine el kaldır. İstersen yarım birine, yarım birine verebilirsin. Öyle olmaz abi. Oğlum istersen verebiliyorsun. Böyle bir seçeneğin var, sen bilirsin. İstersen hiç vermeyebilirsin. Yo, birine vereyim de performansı düşük olana veririm. Biraz rekabet olsun. Diyorsun şap etkisi yaratayım çarpımda. Akıllı çocuksun. Kardeşin var mı? Yok. Demek ki baban da şapla. Sana konser bileti veriyorum ben. Gitmiyorum. Niye? Abi hep konser bileti diyorsun. Hangi konser? Şap diye bir müzik grubu var.
kendini en suçlu hissettiğin an neydi? İlk üçe girememek. Neydi? Beş kişi vardı ya, beşinciydim. Senin tipin antipatik. Yoksa çok komik çocuksun. Herkes öyle diyor zaten. Geliyor komiksin diyor. Ondan sonra komikliğimi kullanıyor, geri gidiyor. Şimdiye kadar en kıskandığın kişi kimdi, neden? Bir numara. Tek konuyla şampiyon olacaksın bana koyayım. Ulan iyi ki bir kız seni tren yapmış. Her vagonu değerlendirdim, biliyor musun? Genelde aşık olma sebebin olan üç şey. Kötü burunu ben çok seviyorum. Kötü burun bence erkeğin makyajı. Salondakilerin %90'ı şu an şanslı. Rampa var bende ya. Senin burnun güzel. Neresi güzel? Bence rahat... güzel. Ben burnumla seni çekerim burnuna bunu. Güzel. Zeki, esmer ve çirkin. Beni tarif ettin şu an. Miza, parfüm kokusu, bir de kadın olması işte. Bir de kadın olması şöyle tonladı. Daha ne olsun a**a koyayım. Espri anlaşılmıyor, yok. Parfümün kokusu yeter. Şampiyonluğa gidiyorsun oğlum. Bak bunlar senin boynuzun gibi, düşün. Eşin veya sevgilinin bir özelliğini değiştirmek istesen hangi özelliğini değiştirdin? Bir sorun oldu mu bana satıyordu. Sen nasıl ses atıyordu? Aynen. Sende de var ama o. Ses sinirli olunca herkese sataşıyor. Benim modum düştü. 4.5-4.1 ile başladın mı? Yok, sen orada da modun şeydi. Genel olarak modun bu. Yorgunum ya. Böyle hep şey... Ya bak, Ersin Korkutluk var sende böyle. Abi hiç bana bulaşma. Birisi için yaptığın en büyük fedakarlık nedir? Elleri ojeli olduğu için çok yakın arkadaşımın çamaşırını giydirdim. O güzel bahaneymiş. Çok güzel yaptı oğlum Ayşin. Sen? Eski sevgilimi eski sevgilisiyle barıştırdım, sonra evlendiler. Bir alkış! Sizi çok seviyorum. Eyvallah!